Efendim, artan beyaz eşya ve mobilya fiyatları. İşte bu nedenle evlenmek isteyen çiftler ikinci ele yönelmiş durumda. Öyle ki sıfır ürünlerle ikinci el arasındaki fiyat farkı 6 katı geçti. İşte kalem kalem fiyatlar. Beyaz eşya ve mobilyada fiyatlar arttıkça arttı. Evlilik planı kuran çiftler ekonomik olarak oldukça zorlanmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar çok rekabet yoktu ama son zamanlarda rekabet daha çok arttı. Yeni evlenen çiftler daha çok gelmeye başladı. Son bir yılda mobilya fiyatlarına %70'in üzerinde zam geldi. Aynı şekilde beyaz eşya fiyatlarında da artış %120'nin üstüne çıktı. Evlenecek çiftlerse çareyi ikinci elde buldu. İkinci elcilere baktığımız zaman beyaz eşya takımı toplam 7500 lira. Oturma grubu 4000 lira. Yatak odasına baktığımızda fiyat 7000 lira. Yani toplam 18500 lira. Ancak bu ürünlerin sıfırlarına baktığımızda da en düşük 120 bin liradan başlıyor. Sektör temsilcilerine göre bu yıl fiyatların gerilemesi oldukça zor. 2023 yılının başında yeni zamlar gerçekleşebilir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar artan maliyetlere dikkat çekti efendim. İstanbul'da ekmek 7,5 lirayı geçer dedi, ancak Ekmek Sanayi İşverenleri Sendikası bu iddialar asılsız diyor. Fiyatlardaki belirsizlikse yani hepimizin, biraz önce mutfakta kahve alırken oradaki çalışan abimiz de ne olacak Ela Hanım bu ekmek fiyatı meselesi diye soruyor. Yani vatandaşın aklında ekmeğe dair soru işareti çok. Bir taraf fiyat artacak diyor, diğer taraf söz konusu değil diyor. Resmi açıklama olmamasına rağmen ekmeğin 7,5 lira olacağı söyleniyor. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar açıklamalarda bulundu. Ekmek fiyatlarının 7,5 lirayı aşabileceğini söyledi. Ancak Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Yani ekmek fiyatlarındaki belirsizlik vatandaşların merak konusu olmayı sürdürüyor. Artan üretim maliyetleri ve elektrik doğalgaz faturaları nedeniyle fırıncılar zor durumda kalmaya başladı. Hal böyle olunca Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar iddialı söylemlerde bulundu. Zam iddiası vatandaşın kafasını karıştırdı. Ekmek 7,5 lira olur, hatta 8 lirayı bile geçebilir dedi. Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 liranın altında olmaz. Eğer bize bu elektrik ve doğalgazı vermezlerse ekmeği 7,5 lira yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer. Fırıncıda bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların %80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı. 40 ila 50 bin liraya gelmeye başladı. Ancak Ekmek Sanayi İşverenleri Sendikası ise ekmek fiyatlarında henüz bir artış olmayacağını, verilen rakamın fahiş bir fiyat olduğunu söyledi. Yaşanan belirsizlik gündemdeki yerini bir süre daha koruyacak gibi gözükse de tartışmaları sonlandıracak nokta Ticaret Odası'nın ve Fırıncılar Odası'nın sunacağı fiyat teklifi olacak.